İyi günler. Hoş geldiniz. Savcılık kararıyla Demir Gümüşay'ı almaya geldik. İçeride mi? Bizim fazla vaktimiz yok yalnız. Devletin memurunu kapınızda böyle bekletemezsiniz. Haklısınız. Kapıda bekletmedik ki. Efendi gibi içeri buyur ettik. Sus sen oğlum. Karşında çalışanın mı var? Kusura bakmayın lütfen. Birazdan gelecek. Bir şeyler ikram ederim size. Çay, kahve ya da smoothie yapabilirim isterseniz. Ha, smoothie yap. Birer şey at yap herkese hadi. İçer miyiz memur beyler birer smoothie? Ha? Baba inanamıyorum şu an sana. Eve kadar gelmişler, içerideler. Seni bekliyorlar. Ne demek evde yok deyin? Kızım, ben koskoca Demir Gümüşay'ım. Polis eşliğinde savcıya ifade vermeye gidemem. Evet Ceren Hanım, nerede babanız? Bir telefon geldi. Birazdan biter, görüşürsünüz siz de. Siz aklınız sıra bizi mi oyalıyorsunuz? Sabahın altısından beri Demir Bey'e ait geldiğimiz dördüncü mekan. Hangi makamı ararsa arasın. Elimde savcılık emri var. Ben bu emri uygulayacağım. Onu kastetmedim. İşle ilgili rutin görüşmeler. Bizim işimiz de Demir Bey'i alıp ifadeye götürmek. Kendi rızası yoksa zorla. Hadi arkadaşlar, aldık Demir Bey'i. Hadi. Bir saniye. Memur Bey lütfen. Haklısınız. Sizi çok beklettik. Değerli vaktinizi aldık. Kusura bakmayın. Başkomiserim. Çınar Bey. Sizi gördüğüme niye hiç şaşırmadım acaba? Gülce başkomiserim. Malum Demir Bey zor bir gece geçirdi. Üstünü değiştirmesi için bize 2 dakika müsaade eder misiniz? Sadece 2 dakika. Avukat Bey. 2 dakikanız başladı. Gitmiyorlar mı? Gitmiyorlar Demir Bey. Gitmezler. Tamam o zaman. Mete'yle güveni verelim. Yapacak bir şey yok. Demir Bey. Ses kaydınız var. Kaptanla konuşan sizsiniz. Eğer şimdi gelmezseniz inandırıcılığınızı kaybedersiniz. Maalesef başka şansımız yok. Beni kurtarabilecek misin? He? Söylesene. Sizi ayakta mı beklettiler? Bir şey ikram etmediler mi? Ayşe, bir şey ikram etmediniz mi? İstemediler de biliyorum. Ben Demir Gümüşay. Başkomiser Gülce Karagüzel. Memnun oldum. En çok reklam verdiğim kanal beni rezil etti. Bunu kimin yaptığı konusunda bir araştırma yapacağınızı benim peşime düştünüz. Hala anlamadınız mı? Bu bir komplo. Bununla ilgilenseniz daha iyi olur. Hiç merak etmeyin Demir Bey. Aileniz artık benim özel ilgi alanıma giriyor. Siz adalete yardım edin. Biz de size zarar verenler varsa onları yakalarız. Ahmet. Biz kendimiz geleceğiz. Buyurun.
Başkomiserim, Demir Gümüşay dosyasını sormuştunuz. Savcı bey adliyeye sevk etmiş ama tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş. Kirli avukat yine yaptı yapacağını değil mi? Yine mağdur olacak bir sürü insan onun yüzünden. Ya nasıl bir vicdanı var bu Çınar denen adamın, ben anlamadım gitti. Ama bu sefer göreceğiz. El mi yaman ben mi? Şey amirim, bir de size selam söyledi Çınar Yılmaz. Alınganlık yapmasın rica ediyorum. Böyle şeyleri kafaya takarsa erken kırışır, sonra kötü yaşlanır dedi. Çık. Çık, bütün hıncımı senden çıkarırım, çık. Ne yaptınız? Geldi mi kanalın kayıtları? Amirim, kameralar eklenmiş. Hiçbir görüntü yok, görüntüler silinmiş. Normal. Adam belli ki işini bilen biri. Ama o da insan. İlla ki bir hata yapmıştır. Bir açık vermiştir yani. Siz bütün görüntüleri izlediniz mi? İzledik. Detaylıca. Niye, aç bakayım bir de ben izleyeyim. Bakayım şu Robin Hood'umuz bir açık vermiş mi? Biz iddiaya girdik. Kesin bu gemideki işçilerden birinin yakını çıkacak. Hiç sanmam. Bu Gümüşay'ları takıntı haline getirmiş biri çıkacak. Demir Gümüşay haftalardır biri bana komplo kurdu deyip deyip durdu. Bu öç peşinde biri ama kim acaba? Dur bak. Bir şey yoktu ki orada. Var bak, gölge gibi bir şey geçti. Bak yavaş akıt şunu. Bak silinmemiş, gördün mü? Kanaldaki temizlik görevlilerinden biri galiba. Hemen kimlik tespiti istiyorum, hemen. Amirim, neredeyse sadece kulak memesi görünüyor. Buradan bir şey çıkmaz. Sen ne çabuk pes ediyorsun ya? Ha? Yaklaştır şunu bir. Büyüt biraz. Büyüt. Hah, bak gördün mü? Büyütünce adamın burnu da belli. Değil mi? Saçları da kabarık, belli ki kıvırcık. Hemen robot resimcileri çağırın. Bu suratı tamamlasınlar, bir profil oluştursunlar. Sonra da ne kadar siber suçlardan sabıkalı varsa hepsiyle tek tek karşılaştırılacak. Baş üstüne amir. Ben bu adamı bulacağım komiser. Kaçışı yok. Bir daha da buradan söylemeyin. Bozmuşlar. Tamamdır. 4 numaraya bak, bir ona bakalım. Tamam, sıradakine bak. İşte. Ha. Kimmiş? Ali Haver. Çifte vatandaş. Hacker. Sabıkalı. Ne yapmış? Sınav sorularının çalındığını kanıtlayan yazışmaları ifşalamış. Şürüsel lakaplı. O ne ya? Anahtar demek amirim. Ha. Her kapıyı açabiliyor mu yani bu arkadaş? Güzel. Hemen adresine bir ekip yollayın. Bak, bu adam bulunana kadar asla bilgi sızmasını istemiyorum. Hele o Demir Gümüşay'ın avukatı var ya, pislik, Çınar Yılmaz. Asla bilmeyecek. Baş üstüne amirim. Hadi. Hadi acele edin. Hadi. Hadi acele edin. Gel bakalım Ali. Başkomiserim. Hı. Anahtar lakaplı arkadaş ikamet adresinde bulunamadı. Erifşioğlu bir pansiyonu yazdırmış nüfusa, 5 yıldır da hiç uğramamış. Tamam, bütün polis noktalarına fotoğrafını geçin. Aranıyor listesini aldırın. Bir de eğer varsa bilişimdeki muhbirlerle irtibata geçilsin. Bu Ali Haver İstanbul'da hangi deliğe girmiş olursa olsun bulunacak. Başına başkomiserim. Merhabalar Selam. Merhaba. Soğuk algınlığım vardı ben. Ama yine de bir test yaptırayım diyorum. Bir de bir serum falan bağlarsın.
Kimliğinizi alayım. Tamam, durun. Siz yukarı 26 numaralı odaya çıkın. Doktorumuz geliyor. Tamam, teşekkür ederim. Danke. Emin misin? Evet evet eminim bu adamdı. Nerede şu an kendisi? Koridorun sağında 26 numaralı odada. Sağ ol. Bu. Dur orada. Kıvılama. Müvekkiliniz sorgu için hazır sanırım. Evet. Ali, çok şanslısın. Hikmet Bey, Baron'un atadığı en iyi avukatlardan biridir. Geçen gece bir televizyon kanalı hacklendi ve Demir Gümüşay'a karşı bir siber suç işlendi. Ardından da bir linç gerçekleşti. Herhalde haberim vardır. Neden bilmem gerekiyor? Evet. Çünkü sen de oradaydın. Hatta belki bu operasyonun beyni sendin. Niye yaptın Ali? Demir Gümüşay'la derdin ne? Ben hiçbir şey yapmadım. Oyun bitti Ali. O gece kanalda olduğuna dair görüntüler. Ve yayın panelinde parmak izlerin çıktı. Ha, daha bitmedi tabii. Bunlar da Demir Gümüşay'ın kızı Ceren Gümüşay'la bir hostele girerken çekilmiş görüntüler. Daha önce çekilmiş. Ben eminim. Biraz daha araştırsam seni Gümüşaylara bağlayacak daha çok şey çıkacak. Neden yaptın Ali? Bunu senden biri mi istedi? Bize yardımcı olursan biz de sana yardım ederiz. Ama şunu bil, eğer konuşmazsan seni terörle mücadeleye göndereceğim. Terörden yargılanırsan da seni hiçbir avukat kurtaramaz. Terörle ne alakası var ki? Ali. Ulusal kanallardan birinin yayınına sızıp ülkenin en büyük sanayicilerinden birine sabotaj düzenliyorsun. Seni ben bıraksam istihbarat bırakmaz zaten. Yıllarca çıkamazsın hapisten. Terör suçu olduğu için de Almanya'ya gidip aileni de göremezsin. Bir kızın varmış. Annesiyle kalıyormuş. Herhalde sen 20 yıl sonra falan hapisten çıktığında kızın seni tanıyamaz. Neyse. Siz bir durum değerlendirmesi yapın. Ondan sonra kararını bana bildirirsiniz. Ali. Eğer konuşmaya başlarsan
Sana yardım edeceğim. Savcıyla konuşacaksın. Almanya iç işleri bilmeyecek. Benim Almanya'ya gitmem engellenmeyecek. Denerim. Her şeyi öğrenmek istiyorsan denemekten fazlasını yapmak zorundasın. Yoksa arkadaşlarımı satmam. Ha. Yani işin içinde senden başkaları olduğunu da kabul ediyorsun, öyle mi? İfademi verdikten sonra beni Frankfurt'a göndereceksiniz. Bunu yapacaksınız. Tamam, anlaştık. Videodaki her şey gerçek. Gördüğünüz, duyduğunuz her şey gerçek. Demir Gümüşay bir katil. Gücünü başkalarının canını yakmak için de kullanıyor. Ali, sana bunları sormadım. Bunlar başka bir soruşturmanın konuları. Yalnızca gemi işçilerinin katili değil. Demir Gümüşay bütün servetini bir başkasının kanı üzerine inşa etmiş bir adam. Demir Gümüşay, Utku Yörükoğlu'nun katili. Bana bütün bunları yaptıran Utku Yörükoğlu'nun kardeşi. Umut Yörükoğlu. Ben Umut Yörükoğlu için çalışıyorum.